Evet, oruç. Hazreti Adem'den beri tutulan orucun dini boyutunu az çok biliyoruz. Bugünse oruca bilimsel yönden bakacağız. Oruçluyken başımızın dönmesi, kan şekerimizin yükselmesi gibi durumların sağlık açısından yeri nedir? Ramazan ayında aralıksız oruç tutmamızı bilim insanları nasıl yorumluyor? Dini bir ritüel olarak yaptığımız bu ibadetin hayatımızı, sağlığımızı nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız videoyu durdurun ve çıkın. Ancak bilmiyorsanız benimle kalın ve beraber öğrenelim. Sonrası beğeniyoruz. Yani videoyu abone de oluyoruz. Zaten bildirimleri açıyoruz, onları demiyorum bile. Bildirimleri de açarsak müthiş daha ne olsun. Ben hazırım. Başlayalım mı? 2016 yılında yazdığı teziyle Nobel ödülü kazanan Japon biyolog ve bilim insanı Yoshinori Osomi, orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti. Hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle Nobel ödülüne layık görülen bilim insanı oruç tutmanın sağlığa faydalarını bilimsel olarak açıkladı. Genlerdeki mutasyonlar hastalıklara neden olurken aç kalma süreçlerinin kanser ve nörolojik hastalıklar gibi bazı vakalarda düzelmelere sebep olduğu gerçeğini ve sağlığa katkılarını açıkladı. Japon bilim insanı Yoshinori Osomi, daha sağlıklı ve dinç bir yaşamın sırrı olarak yaşlı hücrelerin yenilenmesini gösterdi. Yaşlı hücre parçacıklarının imha edilmesi gerektiğini savunan Osomi, bunun en doğru yolunun oruçla mümkün olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlendiğini ortaya çıkartan Osomi, tezini ise otofaji adını verdiği kuramıyla savundu. Yoshinori Osomi şöyle anlatıyor. 3 günlük oruçtan sonra vücudun bağışıklık mekanizması yeni aküvar oluşumunu sağlıyor. Vücut bağışıklık sistemini tamamıyla yeniliyor. Bu konuda Müslümanların orucu adeta bir yenilenme programı olarak karşımıza çıkıyor. Hücreler bize benzemeseler bile bazı durumlarda aynı insanlar gibi hareket ediyorlar. Çöplerini özel torbalara dolduruyor ve konteynerlara depoluyorlar. En kirli olanları yok edilip sindiriliyor. Bazıları da yeniden dönüştürülerek enerji üretiminde kullanılıyor. Böylece erken yaşlanmanın önü tıkanıyor. Otofaji, vücut stres altındayken, oruç tutarken ya da açlık sırasında çok fazla çalışıyor. Hücre, enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak yapmaya çalışıyor. Ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirerek temizliğe başlıyor. Otofaji sürecinde belli bir süreklilik olmazsa Parkinson hastalığı, diyabet ve kanser hastalığı kaçınılmaz olabiliyor. Yılda bir ay kadar bir süre ara vermeden aç kalmanın harikulade bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. İslam'ın hastalıkların ciddiyetini otomatik olarak kaldıran bir sağlık programı var. Yoshinori Osomi, hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin parçacıklarının imha edilmesi gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu belirttiği teziyle Nobel Tıp Ödülünü aldı. Şimdi de sizleri yormadan diğer akademisyenlerin araştırma sonuçlarını kısacık cümlelerle sizlere aktaralım. Fransız Profesör Pierre Moulin, oruç hakkında önemli araştırmalara imza atan diğer bir bilim insanı. Profesör Pierre Moulin şöyle anlatıyor. İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler. 1940 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanan ünlü bilim insanı Dr. Alexis Carrel, Lancet Incon adlı eserinde oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını, sonra da bunların yerine yenilerinin geldiğini belirtiyor. Böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu anlatarak orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğunu söylüyor. İngiliz bilim insanı Profesör Doktor Razi Maruf oruçla ilgili şöyle diyor. Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak için önemli görevleri yerine getiremez oluyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor.
vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor. Enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor. Profesör Doktor Yavuz Yürükoğlu ise şöyle diyor. 3-4 saat içinde kan şekeri düşmeye başlıyor. Kan insülin düşmeye başlıyor. 12-14 saat içinde vücudumuzdaki şeker depoları tükenince metabolizma yağ yakma moduna giriyor. 14 saati geçen kalori almama durumunda insan vücudunda sonuç olarak otofaji başlar. Otofaji ve günlük oruç, hayatta oruç konusunu detaylıca işleyen Profesör Doktor Yavuz Yürükoğlu'nun 30 günde 10 yıl adlı kitabını muhakkak edinmenizi tavsiye ederim. Evet, orucun bilimsel yöndeki çalışmalarına az da olsa değinmeye çalıştık. Güzel olan Allah bir şeye emrettiyse muhakkak insanoğlu için büyük faydaları vardır diyoruz. Ve bir sonraki videodan haberdar olmak için tabii ki abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.